Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, elimde gördüğünüz üzere 383 yeşilim ve altın başak turuncu ipim var arkadaşlar. Evet, şimdi iki renkli size bir model tarif edeceğim. Bu arada arkadaşlar Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da açarak çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi modelimiz iki sıralı bir model arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz İlk önce her zamanki gibi ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. İlk önce yeşil kısmını sonra da turuncu kısmını arkadan bu şekilde götürerek iki katlı, çok zarif, sıralı bir model. Evet, modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni başlarken de aynı şekilde iki tane kutucuk yapıp bu şekilde başlıyoruz. Ve şimdi yeni başlar gibi aynı sizinle arkadaşlar iki zincirimi çektim. İpimi tığıma tutturdum. Bir defa doladım, yandaki tığ battıya girip iki, 2 olarak bu şekilde alıyorum. Böyle iki seferde aldığım bir trabzanım oldu. İki zincirimi çektim arasına. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıya girip yine iki iki alarak buraya üç tane kutucuk yaptım. Üç tane kutucuğum olunca hemen 4 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu üçüncü kutucuğumun şöyle arasına en son yaptığım yani bir geri dönüyorum. Buraya bir yuva yapıyorum arkadaşlar. Sonra ilk zincirimi 5 çekiyorum. Gerisini 4 çekeceğiz arkadaşlar. Bu dönüşler ipi yediği için, diğerlerine göre küçük durmaması için aynı boyutta olsun diye 5 çekiyorum. Kapattım kirpiğimi buraya. Bir. Şimdi 4 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine kapattım bu şekilde ikinci kirpiğim oldu. 4 zincirimi çektim. Yuva da bu şekilde kapattım. 3 oldu. 4 zincirimi çekiyorum. Kapatıyorum bu şekilde. 2 4. Kirpik adedimiz 5 olacak arkadaşlar. Şimdi 4 zincir çekerek 5 tane yaptık buraya kirpiğimi. Şuradaki o döndüğüm trabzanımın içine bir sık iğne yapıyorum ki trabzan seviyesine indim. Arasına yine iki zincir bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battımın içine bir, iki seferde arkadaşlar. Üç seferde değil iki seferde. Şöyle kısa yapıyorum. Turuncununkini üç yapacağız. Bir tık daha yüksek olması için. Ama yeşilimizin boyu iki seferde. Bir defa doluyorum iki zincirden sonra. Yandaki tığ battıya girdim. İki, iki oldu. 2 tane kutucuk yaptım. 1 2 zincir bir defa doluyorum. Tığ battıya girdim 2 2 olarak aldım. Şimdi kutucuk sayım 3 olunca hemen 4 zincir çekip geri dönüyorum ve buraya döndüğüm o trabzanımın arasına bu şekilde arkadaşlar kapattım. Buraya minik bir yuva yaptım. 5 zincirle dönüyorum. Beş zincirimi döndürdüm. Bakın arkadaşlar aynı seviyede. Beş zincirimi yuvada kapattım. İki prim. Bir, iki, üç, dört zincir. Dört zincirimi kapattım. İkinci kirpi. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapatıyorum yuvada bu şekilde. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapattım yuvada bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirim yuvamda kapattım. 5 kirpik oldu mu arkadaşlar? Hemen adetimiz tamdır. Yandaki trabzanıma sık iğne ile geçiş yaptım. 2 tane zincir. Bir defa doluyorum. Yandaki hemen tığ battıma yine bir iki iki alarak trabzan yaptım. 2 zincir bir defa dola. Hemen yandaki tığ battıya 2 2 aldım. 2 zincir bir defa doluyorum. 2 2 olarak bu şekilde aldım. Evet arkadaşlar her 3 kutucukta bir dönüp yuva yapıyoruz ve içini kirpiklerle dolduruyoruz. 4 zincirimi çevirdim kapattım buraya arkadaşlar. Bu şekilde yuvam hazır. 5 sencile dönüyorum. Döndüm. Yuvamın içine kapatıyorum ilk kipriğimi. 1 2 3 4 zincir. Kapattım yuvama. Bu şekilde. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum yuvama. Bu şekilde. 3 tane oldu. 3 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum yuvada bu şekilde. 1 2 3 4. 4 zincirimi kapattım yuvada. 5 kirpik adedi yine oluştu arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi kirpiklerim tamam anlaşıldığını umuyorum arkadaşlar yine iki zincirimi çekiyorum bir defa doladım yandaki yuvaya girdim 2 2 olarak aldım bu şekilde şimdi bir veya iki zincir çekelim yine ipimizi koparıyoruz arkadaşlar İpimizi kopardık kirpiklerimiz hazır şimdi turuncu yeri yapmaya geçelim Evet arkadaşlar yeni başlarken de yani ikinci kata başlarken de dibindeki çiçeğin dibindeki turuncu yerden trabzan yaparak bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Sonra iz belli olması da üzerine bunu kapatabiliriz. Evet aynı şekilde dibinde trabzan yaparak başladık. Ve iki zincir çekiyorum. İki zincirimi çektim. Bir defa doladım. Çiçeğimin arka tarafından arkadaşlar. Buraya yaptığım trabzanımın içine 1 2 2 zincir çekerek bu şekilde bir tane trabzan yapmış olduk arkadaşlar şimdi yine iki zincir çekiyorum bir defa doluyorum bu boş kutucuğumun içine girip yanındaki kutucuğumun içine girdim arkadaşlar bu şekilde 3 seferde bu şekilde bir kutucuk yaptık arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Kutucuğumuzu yaptık. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi çekip dönüyorum. Buradaki kutucuğumun içine kapattım bu şekilde. Buraya bir tane aynı yeşildeki gibi yuva yaptık ve 5 zincirle dönüyorum düz tarafı yaptığım bu dört zincirli yuvanın içine kapattığım ilk trabzanımı. Buraya yine 4 tane zincir kapattım yuvaya. Aynısı arkadaşlar. İkinci katta birinci katın aynısı. 5 tane bu şekilde zincirimi çekip pardon arkadaşlar 4 zincirimi çekip kapatıyorum bu şekilde 3 oldu kirpik sayım 4 zincir kapatıyorum yuvada bu şekilde 1 2 3 4 zincir 4 zincirimi kapattım arkadaşlar bu şekilde 5 tane kirpik yaptım yine trabzan seviyesine inmek için trabzanıma bir sık iğne yaptım 2 tane zincir çekiyorum yine aynı şekilde bir defa dolayıp Şöyle kirpiğimin arkasından boş olan kutucuğumun içine, birinci kutucuğumun içine girdim. 1, 2, 2. Bir, bir trabzan yaptım. Bu şekilde. Tekrar iki zincir. Bir defa doladım. Yandaki boş kutucuğuma girip 1, 2, 2 olarak alıp buraya bir kutucuk yaptım. Bu kutucuğuma yuva olarak 4 zincir çekip Dönüyorum içine girip bu 4 zincirimi kapattım kirpiklerim için yuva yaptım arkadaşlar zor gibi hani yavaş olduğu için sizi oyalayıcı değil gayet seri üreyen yani yaptıkça hemen kendini uzatan bir model o yüzden ben yavaş anlatıyorum ki daha iyi anlaşılabilsin diye 5 zincirimi çektim döndüm düz tarafına. Bu yaptığım 4 zincirli yuvanın içine kirpiğimi kapattım arkadaşlar. 1 Yine 4 zincir kapatıyorum yine bu yuvamda 2 kirpik. 1 2 3 4 zincir. Kapattım bu şekilde yuvamda 3 kirpik. 1 2 3 4 zincir. Zincirimi bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. 4 kirpiğim oldu. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 zincir. Kapattım yuvada. 5'e tamam olunca bu şekilde hemen trabzanımın arasına girip kapattım. 1 2 zincir. Arkasından dolanıyoruz. Buradaki boş kutucuğun içine girip 1 2 2 olarak bu şekilde arkadan daha rahat bir şekilde arkadaşlar dik bir şekilde görünmesi için bu şekil yapıyorum yani iki seferde alırsam sanki arkadan bu kadar netliği veremez gibi geldi yine de tercih size ait arkadaşlar turuncu da açtı çok da güzel oluyor arkadaşlar son bir tane daha yapalım arkadaşlar Umarım anlaşılır bir video oluyordur. İki zincir bir defa doladım. Yandaki boş olan kutucuğumun içine girdim. Üç seferde bir, iki, iki. Bu şekilde bir trabzan kutucuk yaptım. Dört zincirimi çektim. Dönüyorum. Kapattım kutuya. Bu şekilde yuva yaptım. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir. Bu şekilde döndüm. Kirpiğimi kapattım buraya arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir. Kapatıyorum buraya bu şekilde. 1 2 3 4 zincir. 3. kirpiğim olarak bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Yine bu yuvanın içine arkadaşlar Bu şekilde kapatıyorum 4 kirpik oldu Bir tane daha 4 zincir Yuvada Kapattım bu şekilde 5 tane kirpiğim olunca hemen Tırabzanımın içine girdim Bu şekilde bir sık iğne yaptım 2 zincir çekip Hemen Yanından Boş olan yuvanın içine 2 1, 2, 2, 3 olarak aldım. 3 seferde aldım yani. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şu ipimi yakayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kirpiklerim bu şekilde hazır. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde oluyor arka sırası da. Bu şekilde ikinci sıramızda arkadaşlar. Sonra iki katlı böyle çok hoş bir model oldu. Modelimiz herkesin yapabileceği bir ağırlıkta arkadaşlar. Zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli yapabilir. Gördüğünüz gibi gayet yapımı da tez olan bir model arkadaşlar. İki renkten tülbentinize göre iki renk ayarlayıp hemen yapabileceğiniz çıtı bıtı çok zarif bir model arkadaşlar. Bu şekilde yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.